Kartal'ın özellikleri. Hayatınızda bir papağan gibi olmaya özenmeyin. Papağan rengarenk, belki güzeldir, belki güzel görünebilir, hoş görünebilir. Papağan yükseklere uçamaz. Papağan çok konuşur ama boş konuşur. Hatta kendi ürettiği kelimelerle bile konuşmaz, konuşamaz. Sadece sağda solda kaptığı şeylerden bazılarını tekrar tekrar söyler. Ama bir kartal sessizdir. Gökyüzüne dokunma iradesine sahiptir. Kartalda öğrenebileceğimiz 7 özellik. 1. Kartallar çoğunlukla yalnız uçarlar. Hem de çok yükseklerde uçarlar. Serçelerle, kargalarla, kuzgunlarla veya diğer küçük kuşlarla uçmazlar. Yani dar bakışlı, vizyonu olmayan, dayanıksız, tembel insanlar da uzak durur. Kendileri yükselmeye ve gelişmeye açık olmadıkları için sizi de aşağıya çekerler. Kartal, kartallarla uçar. Şöyle bir söz vardır. Olacağın kişiyi belirle. İyi arkadaş ol, sonunda nasıl bir kişi olacağını takıldığın insanlar şekillendirecek. 2. Kartalların daima vizyonları vardır. Vizyon, başkalarının göremediğini görebilmektir. 5 kilometre veya daha uzakta olsa da başkaları onu göremese de kartal oradaki hedefine odaklanma yeteneğine sahiptir. Engel ne olursa olsun çok uzaktaki bir şeye odaklanır ve onu gözden kaçırmaz. Kartal odaklandığı hedefini yakalayana kadar onu gözden kaçırmaz. Yani hayatınızda bir vizyonunuz olsun. Ona ulaşmak için engeller ve zorluklar ne olursa olsun odaklanmaya devam edin ve asla pes etmeyin. Siz de mutlaka başarılı olacaksınız. 3. Kartallar korkusuzdur. Asla hedefindeki şeyin büyüklüğüne veya gücüne bakarak çekinmez, pes etmez, geri adım atmaz. Her zaman hedefini elde etmek için mücadele eder. Kendi alanına sahip olmak için veya onu korumak için daima savaşmaya hazırdır. Hedefleriniz ne kadar büyük veya zor olursa olsun, mücadele etmekten asla vazgeçmeyin, asla pes etmeyin. Başarılı kişiler de korkusuzdur. Sorunlarla yüzleşirler. 4. Kartallar inatçıdır. İradesi çok sağlamdır. Fırtınalı günleri severler. Bulutlar toplanmaya başladığında kartallar heyecanlanırlar. Çünkü kartallar şiddetli fırtınanın rüzgarlarını kullanarak fırtınanın üstündeki bulutların üzerine çıkmak için yani daha yükseklere ulaşmak için kullanırlar. Bulutların üzerinde kartallar süzülerek ve kanatlarını yormadan adeta dinlenerek çok daha büyük mesafeyi geride bırakırlar. Fırtınalı zamanlarda tüm diğer kuşlar yaprakların altına saklanarak korunmaya çalışırlar. Yani başarılı olanlar zorluklardan korkmazlar. Tam aksine zorlukları kendileri için avantaja çevirirler. Ondan zevk alarak onları kararlı şekilde aşarlar. 5. Kartallar kışın her yer kar veya buzlarla kaplı değilse, yani av alanları iyice azalmadıysa leş yemezler. Kartallar daima kendi avına odaklanır, sabırlı bir şekilde takip eder, avlar ve keyfine bakar. Yani mazideki başarılarınıza güvenmeyin. Hazır bir şeye sahip olmak peşinde koşmayın. Yeni ve büyük başarılar elde etmek için sınırlarınızı aşın, geçmişi olduğu yerde, yani geride bırakın. 6. Kartallar daima kendini geliştirmeye hazırlardır. Yavruları birazcık büyüdüğünde yuvadaki çim veya yumuşak tüyleri söker atarlar ki kartalın yavruları yuvalarında rahat edemesin ve uçmaya hazırlansınlar. Çünkü onlar hayatını yan gelip yatmakla geçiremezler. Yani başarılı olmak istiyorsanız mutlaka konfor alanını terk etmelisiniz. Orada hiçbir zaman büyüyemezsiniz. Sakın hoş görünen ve sahte rahatlığa kapılmayın. Dünyaya sadece televizyon izleyerek, başkalar için çalışarak, dar gelirli olarak yaşamak için gelmediniz. Hayat sadece küçücük bir bedel karşılığında başkalar için çalışarak zamanınızı, gençliğinizi, sağlığınızı harcamak ve sonunda emekli olarak yaşam mücadelesi vermek değildir. 7. Kartallar ne kadar yaşayacağını kendileri belirleyebilir. Kartallar yaşlanınca tüyleri zayıflar, onu olması gerektiği kadar hızlı ve yükseğe kaldıramaz. Gagası uzar ve göğsüne doğru kıvrılır. Pençeleri sertleşir ve esnekliğini kaybeder. Kanatları ağırlaşır,
kalınlaşır. Bunlar da kartalı zayıflatır ve onun ölmesine neden olabilir. Kartal ölmek veya yeniden doğmak gibi bir seçenekle karşı karşıya kalır ve bir karar vermesi gerekir. Sonra uzaklarda, dağlarda bir yer bulur, orada tekrar yenilenmeye hazırlanır. Önce gagasını taşlara vurarak yerinden sökülüp düşmesini başarır. Belirli bir zaman sonra yeniden oluşan gagasıyla pençelerini kökünden söker atar. Peşinde vücudundaki tüm tüyleri teker teker yolar ve atar. Bu çok acılı ve kanlı bir süreçtir. Tamamen savunmasız, avlanmaya hatta beslenmeye aciz bir şekilde haftaları geride bırakır. Toplam yaklaşık 150 gün sonra, yani 5 ay kadar süreden sonra kartal yeniden doğmuştan çok daha dinç, çok daha güçlü şekilde gökyüzünün kralı olarak tekrar yaşamaya devam eder. Bir kartalda öğrenebileceğimiz en güzel özelliklerden birisi de işte tam bu. Zaman zaman eski alışkanlıklarımızdan, gereksiz yüklerimizden, bizi bir yere bağlayan prangalarımızdan, yaşadığımız ortamdan, bazı anılarımızdan kurtularak, uzaklaşarak kendimize daha kaliteli, mutlu, huzurlu, başarılı yeni bir dönem oluşturmalıyız. Kolay olacak mı? Elbette olmayacak. Zaten kolay olan bir şeyin örneğini verecek olsaydım bu video çok daha kısa olurdu. Tavuktan örnek alarak başka bir görsel oluştururdum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.